Merhabalar arkadaşlar. Şimdi geçen gün açtığımız saç şöyle elimizde bombaydı, patlamak üzereydi. Patlatmadık ama bombamız hazır. Pimi yarı tutuyor, yarı tutmuyor. Gösterdiğim saçımız biz koparmadan açtık ama saç o kadar yorgun, o kadar yıpranık ki. Hani şöyle tam bir bağlantı noktası vardı böyle. Biz onu fark edip hemen açıcıyı aldıydık. Şöyle göstereyim size. Şimdi de keratin bakımı bunu ne kadar onarabiliyor onu göreceksiniz. Billur gibi bir saç olacak. Şimdi şeyi soruyorsunuz. Keratin saçı yıpratır mı? Keratin saça zarar verir mi? Keratin aslında saçın zarar görmüş, saçın yepyeni, yeni bir saç olmasını sağlar. Zarar verecek bir işlem için milyarlar para ödeyip ürünler almayız. Saçın tamamen artık saçın yıpranmış, yorulmuş, normal özelliğini kaybetmiş saçların ne yapıyor? Pul tabakasını düşünün, balık pulu gibi bir şey düşünün. Bir kalem gibi bir çubuk düşünün, üstünü balık pulu gibi düşünün. Saçın o pul tabakası o kadar parçalanıyor, dağılıyor ki boyayı tutmuyor. İşte birçok işlemi tutmuyor. O ne yapıyor? O pul tabakayı böyle daha sağlıklı, daha düz bir hale getiriyor. Yani saçı destekleyip onarıyor. Saça dolgunluk veriyor, parlaklık veriyor. Bazıları diyor ki sakın yaptırmayın diyor. Ben saçıma yaptırdım, parçalandı. Aslında keratin 50 liraya da 1 litre keratin var, 1500 liraya da var arkadaşlar. Hep bunu söylüyorum. Ucuz etin yahnisi yağan olur. Sağlıklı bir saçta düzleştirme yapabilirler o ucuz şeylerle belki. Onun da tartışılır hani hangi ürünün ne olduğu. Ama böyle bir saç için keratininiz dünyanın en iyi keratinlerinden olacak. Gerçek sonuç istiyorsanız ve bunu doğru uygulayacaksınız. Uygulamayı yanlış yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi uygulamanın yanlışlarını, doğrularını da anlatacağım size. Şimdi saçımızın %80 kurutuyoruz. Minicik %20 kadar nemli bırakıyoruz. Sonra ürünümüzü süreceğiz. Şimdi keratinimizi saçımıza sürdük. Bir yarım saat kadar beklettik arkadaşlar. Onun kendiliğinden saçın pul tabakalarına dolmasını bekledik. Hatta boy önlüğüyle sardık. Havluyu da sardık. Ilık bir ortamda dursun diye. Şimdi saçı sadece kurutacağım öncelikle. Direkt fönle kurutuyorum. Sadece kurutuyorum. Ellemiyorum fazla. Tarak kullanmıyorum. Neden? Çünkü tarakla böyle tutup tutup kurutursak bir bakıyorsunuz tarağın üstü bembeyaz keratin. Yani keratini toplamamak için bu şekilde kurutuyorum.
kadar. Bakalım biraz. Onu da çok yapmayacağız herhalde, değil mi? Yani haftada bir kere gideceğiz. Yani şimdi rahatsız ettiğinde tonu. Sesli daha iyi çeker. Şimdi arkadaşlar fönü saçı asla değdirmedim, sıfır yaklaştırmadım, hep 1-2 santim uzaktan tuttum böyle. Neden? Çünkü saç zaten böyle gördüğünüz gibi kopukları var, şeyleri var. Ne olur bu kadar hasarlı bir saçı üstünde keratin bile olsa ısıyı verdiğiniz zaman yanar ve oradan kopar yani. Ne yaptım? Hep böyle sürekli git gel git gel belli mesafeden saçı iyice 2 tur fönledim. Gördüğünüz gibi çelik gibi bir saç oldu. Normalde şimdi biz bu saçı akıtıyoruz, maske yapıyoruz, tekrar fönlüyoruz. Bu direkt keratini yedirdiğimiz hali öyle göstereyim. Şuradaki hasarlı yerleri de çekelim. Bu uygulamayı haşla yaptım arkadaşlar. Haş tercih ettik müşterimizin saçında. Biraz böyle hasarlı yerleri doldursun istedik. Şimdi kendi şampuanını, ön şampuanını kullandık. Kendi sonrası maskesini kullanacağız. Ama ne yaptık? Fönü her vurduğumuzda uzak uzak geldik. Preslemiyoruz. Diyorlar ki zaten saçım çok hasarlı. Keratin bakım yaptım, parçalandı. İşte fönü aynı Brezilya fönü yapar gibi böyle çok yakın defalarca geçerseniz, üzerinden güçlü bir düzleştirici yaparsanız tamir edeceğiniz yerleri parçalar ve koparırsınız. Uygulama yanlışsa saçınız zarar görür. Yoksa keratin saçı toplamak içindir, düzeltmek ve sağlamlaştırmak içindir. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Şöyle göstereyim size, hasarlı yerlerini de göstereyim. Hatta daha önceden bakın hasarlı yerleri şuralarda hep. Bakın. Yani uygulamayı lütfen saçı parçalayarak yapmayın. Yumuşak yumuşak fönü uzak tutun. Tarayıp ya da elinizle keratini toplamayın. Metal bir fırçayla ama uzaktan. Neden? Çünkü seramik fırça, metal fırça dediğim seramik fırça. Seramik de ısındığı için hani daha güçlü bir ısı ama saçı mahvetmeyecek bir ısı. Gördüğünüz gibi bakın.